Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için birkaç tane soru hazırlamak istedim. Ee, bazı yorumlarda görüyorum. Ee, arkadaşlar EKPSS hakkında da soru çözümü istiyor. Sevgili arkadaşlarım, çalışmalara başlamadan önce orta öğretim ve EKPSS'nin ortak olacağını söylemiştim zaten. Yani rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Ne diyor? Diyor ki aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi bir devlet örgütlenmesi gerçekleştirememiştir. Bakıyoruz. Orta Asya'dan Avrupa'ya ve Ön Asya'ya göçler gerçekleştiren Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde çok sayıda devlet kurmuşlardır. Şimdi Avarlar hem doğuda hem batıda devlet kurmuşlardır. O yüzden de Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Hazarlar Kafkaslara yakın bölgede kurulmuşlardır. Yöneticileri bu seviliği benimsemiştir. Bulgarlar biliyorsunuz ki ikiye ayrılır. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları. İtil Bulgarları İslamiyet'i benimserken Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemişti. Macarlar yine Avrupa'da kurulan diğer bir devletti. Ancak tarihte devlet kuramayan tek topluluk peçeneklerdir. Peçenekler Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçen Türk topluluğu olarak da bilinir. Kimlerle beraber? Oğuzlarla beraber. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle yapayım. Türk İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özelliklerden hangisinde İslam kültürünün etkili olduğu savunulamaz. Bakıyoruz yani Türkler İslamiyet'i birimsedikten sonra ne gibi değişmeler ortaya çıktı. Resmi dil olarak Arapça ve Farsça'nın kullanılması. Özellikle Arapça değil mi? Tamamdır değişim var. Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması. Şunu bir bırakalım birazdan geleceğim. Bürokraside görev alan üst düzey memurların medreselerde yetiştirilmesi. Medreseler İslam kültüründe e, İslam kültüründe görülen bir durumdu değil mi? Türk İslam kültürü. Gayrimüslimlerden farklı vergiler örneğin cizye ve haraç gibi tamamdır. Hükümdarların sultan ve şah unvanlarını kullanmalarında sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdar hangisiydi? Gazeli Mahmut'tu değil mi? Gazeli Mahmut sığıyor mu? Tamamdır. O yüzden buradaki cevabımız B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı eski Türklerde de görülen bir durumdu zaten. Hatırladık değil mi? O yüzden tat kavgaları sürekli ortaya çıkıyordu. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi? Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin ardından kurdukları devletlerden biri değildir. Büyük Selçuklu Devleti. Dandanakan Savaşı ile resmen kuruldu. En parlak dönem Melikşah. Eyyubiler. Selahaddin Eyyubi önderliğinde kuruldu. Ve Kudüs'ü Haçlardan geri aldılar. Doğrudur. Harzemşahlar. Harzemşahlar Orta Asya'da kurulan önemli devletlerden birisidir. Karahanlıların yıkılma, yıkılmasında rol oynamışlardır. Ve ayrıca Yassı Çemen Savaşı ile yıkılma sürecine girmişlerdi. Alaaddin Keykubat biliyorsun ki, biliyorsunuz ki Harzemşahlar yenmişti. En önemli hükümdarları zaten Celalettin Harzemşah'tır. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir. Bakın karıştırmayın. İslamiyet'i benimseyen ilk topluluk Karluk İlk devlet İtil Bulgarları Orta Asya'da kabul eden Karahan. Karıştırmayın. Sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Tekrardan belirtmek istiyorum. İlk topluluk Karluk. İlk devlet İtil Bulgarları. Orta Asya'da Karahanlılar. Ama Avarlar İslamiyet öncesi Türk devletidir. Ve Avarlar İslamiyeti değil Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Devamımıza eşit. Devam edelim. Sıralama sorumuz var. Sorunun yarısını yedim galiba gitmiş orada. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan savaşlarının kronolojik olarak sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi Sazlıdere, Koyunhisar, Maltepe. Öncelikle Koyunhisar Bizans'la yapılan ilk savaştır. Osman Bey Bizans'ı yendi. Maltepe yani Palekano Savaşı Orhan Bey döneminde gerçekleşen bir savaştır. Sazlıdere 1. Murat döneminde Bulgar ve Bizans ittifakı 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 bozguna uğratılmıştır. Yani cevabımız burada ne olacaktır? Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat tarihleri bilmeseniz bile hükümdarları bilmeniz lazım. Cevabımız burada 2, 3 ve 1 olacaktır. Yani değişik. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Bakıyoruz. İlk resmi antlaşma İran'dan aldığı yerleriyle doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma. Türk-İran sınırının bugünkü haliyle ilk kez belirlendiği antlaşma. İlk resmi antlaşma hangisiydi? Tabii ki Kasr-ı Şirin değildi değil mi? Karıştırmıyoruz. İlk resmi antlaşma Amasya'ydı. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. İran'dan aldığı yerleriyle yerler ile doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı tabii ki Ferhat Paşa'ydı. Tamamdır. Türk-İran sınırının bugünkü haliyle ilk kez belirlendiği Kasr-ı Şirin. Kasr-ı Şirin. Bakalım şıklarımıza. Amasya, Ferhat Paşa cevabımıza hemen ulaştık. Farklı şeyler varsa bakalım. Nasuh Paşa ve Seravda duraklama döneminde İran ile imzalanan antlaşmalardır değerli arkadaşlarım. Cevabımıza aşıkkı. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki durumlarının e, karşılıkları aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Dostluk ilişkilerinin kurulduğu dönem, ilişkilerin bozulduğu olay. Fransa'ya kapitülasyonlar ne zaman verildi? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde değil mi? Amaç neydi? Haçlı birliğinin önüne geçip ticareti canlandırmaktı. Peki ilişkiler ne zaman bozuldu? Tabii ki Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle 3. Selim dönemi. Mısır'ın işgali. Değil mi? Bakalım. İkinci Mehmet olamaz. Fatih değil. Selim değil. Fransız itilaliyle bozulmadı değerli arkadaşlarım. Cevabımız değişik. Anlaştık değil mi? Dostluk ilişkileri kanuni. E, ilişkilerin i̇lişkilerin bozulduğu olay 3. Selim. Mısır'ın işgali. Devam edelim. 3. Selim demişken biraz onun hakkında konuşalım. Bakalım ne yapmış? 3. Selim döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle Avrupa devletlerini daha yakından tanıma fırsatı bulunmuş Osmanlı aleyhine oluşturulan ittifaklardan zamanında haberdar olunmuştur. Şimdi Avrupa'yı daha yakından tanımak istiyorsan ne yapacaksın? Orada elçilik açacaksın. Ki zaten 3. Selim döneminde daimi elçilik nerede açılmıştı? Londra'da açılmıştı. Peki ilk daimi elçimiz kimdi? Yusuf Aga Efendi'ydi. Bakalım Avrupa'da meydana getirilen Eserlerin tercüme edilmesi. Hayır. Avrupa'dan haber almak istiyoruz. Askerlerin eğitimi için Avrupa'dan subaylar getirilmesi Batı'dan faydalanmadır bu. Batı tarzında ordu aynı şekilde. Toplum yapısında asla hatlar yapılması Yenilik yapmak, devleti de almaktan kurtarmak için yapılmıştı. Önemli başkentlerde devamlı evciliklerin açılması. Cevabımız eşikka. Devam ediyoruz diğer sorumuza. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Lale Devri'nde açılan Osmanlı derisindeki ilk Türk matbaasında ilk olarak hangi eser basılmıştır? Buradaki cevabımız Vankulu Lugatı olacaktır. Cehannüme ve Fezzeke kime aitti? Katip Çelebi değil mi? Seyahatname Evliya Çelebi, Kur'an-ı Kerim. Ee, en çok kimler karşı çıkmıştı matbaaya? Hattatlar değil mi? İşleri bozulmasın diye karşı çıkmışlardı. Cevabımız Vankulu Lugatı olacaktır değerli arkadaşlar. Devam edelim. Güncel bilgilerden de bir tane sorumuz var bu arada. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de kaybettiği yerler ve kaybedilen devletlerle ilgili yukarıdaki eşleşmelerden hangisi? Yangileri yanlıştır. Kıbrıs, İngiltere. Doğru mudur? Doğrudur. Berlin Antlaşması'ndan sonra Kıbrıs'ta İngiltere bayrağı çekilmişti. O yüzden bir olan yerleri bir eleyelim. Gitti. Tunus, İngiltere. Bırakalım birazdan geleceğim. Cezayir, Fransa doğrudur. Zaten Osmanlı'nın sömürge yolunda kaybettiği ilk toprak Cezayir'dir. Fransa tarafından 1830 yılında işgal edilmiştir. 3 olan yerleri de Mısır İngiltere. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Yine aynı şekilde Berlin Antlaşması'ndan sonra İngilizler Mısır'ı işgal etmişlerdir. Çünkü sömür yolları Süveyş kanalından geçiyordu. Bu da doğrudur. O yüzden buradaki cevabımız A şıkkıdır. Tunus'u işgal eden İngiltere değil Fransızlardır. Sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Balkan Savaşları'nın ardından Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin çoğunluğunu oluşturduğu Balkan topraklarını kaybetmiş. Bu topraklardan Anadolu'ya yoğun Türk göçleri gerçekleşmiştir. Gelen nüfus azaldı mı? Balkanlarda azaldı. Tamamdır. Topraklar elden çıktığına göre nüfus azalıyor. Müslüman nüfusun gayrimüslim nüfus, gayrimüslim nüfusa oranının artması. Doğru mudur? Doğrudur. Anadolu'ya yoğun göç hareketleri yaşanıyor. Tamamdır. Çünkü gayrimüslimler bağımsızlıklarını elde ettiler. Balkanlarda kalan Türklerin azınlık statüsüne girmesi özellikle 2. Balkan'dan sonra Türkler azınlık konumuna düşecekti. Türk milliyetçiliğinin etkinliğini kaybetmesine. Şunu bir bırakalım. Egemenlik alanı daralmış mı? Daralmış. Topraklar kaybedilmiş. Sevgili arkadaşlarım Türk milliyetçiliği burada etkinliğini kaybetmez. Etkinlik artar. Anlaştık mı? Milliyetçilik fikir akımı burada ortaya çıkıyor. Türkçülük fikir akımı önemini kazanıyor burada. Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybedecektir. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı devleti yukarıdaki topraklarından hangilerini 20. yüzyılda kaybetmiştir? Şimdi. Bosna-Hersek 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Avusturya tarafından ilhak edildi. 20. yüzyıl mı? 20. yüzyıl. Karada Berlin Antlaşması ile Bağımsız oldu. Tarihimiz 1878. 19. yüzyıl. Bunu bir eleyelim. Bulgaristan keza aynı şekilde 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunu da aldık. Romanya Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur. Yani 19. yüzyılda. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Şöyle. Geldik güncel bilgiler sorumuza. Eminim ki bilirsiniz zaten. 21 Ağustos'ta açıklanan Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi hangi sondaj gemisi tarafından keşfedilmiştir? Buradaki cevabımız ne olacaktır? Tabii ki Fatih sondaj gemisi olacaktır sevgili arkadaşlarım. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Ee, İnkılap tarihini de paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. Biliyorum Osmanlı ağırlıklı bu aralar. Zaten pazartesi günü denememiz gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.